Polis bey dikkatimi dağıtmaz mısınız? Burada bir giriş yapmaya çalışıyorum. <laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar. Gas Station Simulator'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölümün başlangıcında bu polis sapık mı? Bak bu elemanın götüne bakıyor. Görüyor musunuz gizlice? Hayırdır oğlum be? eğiliyorsun. Polisin filan ama polis olmuşsun adam olamamışsın. Neyse başlayalım. Bakalım polis ne almış? Bir adet Nide gazozu. Bir adet yerli Red Bull. Hmm, huyma mi dolan Üç tane çecek almış. Eyvallah. Hadi kendine iyi bak adamım. Kalabalık yapma amına koyayım. Benim de işim var ya. Ben biraz gaz satmam lazım. Oo! Yine harika bir kraliçeyle başlıyoruz. Ayağınızı öpebilir miyim saygıdan? Yani saygıda kusur etmek istemiyorum size onun bakımdan. <laughs> Nereye? Buraya. Kaç dolarlık? Doldur diyor. Doldur diyor. Bak 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 bu saygısı. Tüh! Ulan lan çok doldurdum. Tih. Çok doldurdum ya. Valla 5 dolar fazla doldurdum. Allah seni kahretsin ha. Hadi gide hadi. Oha aman ne oldu lan? Arabanın üstüne bindim araba devrildi. Hanımefendi dur itam dur. Dur itam düzelsin dur. Onun böyle bir şey mi de vardı bu oyunda? Araba devrildi artık son saka benimlesin güzelim. Arkadaşlar hanımefendiye 5 dolarlık hakkımı helal etmediğim için gördünüz ne oldu? Ee, resmen şey oldu kadın gidemiyor sıkıştı. Ee, buyur güzelim. Ne, ne bakmıştın? Kola valla yoktur. O boyutta bir şey yoktur. Hala dur üstüme yürüm, hala. Benkini avuçlayacak diyordum koptu ama ne Çöplerini de yere atmış. Oros bu çocuklara. Zaten alışveriş yapmıyorlar. Dur dur hala. Bu azgın karıyı da bir gönderek Benkini avuşladı Korku değildim la. Hadi hadi kendinize iyi bakın. Sakin olun ya. Bir daha erkek görünce öyle saldırmayın. Hıh. Çok fazla dolduruyorum ya Haydi kaneye bak Oğlum şu kadın iki saattir burada ha. Bak yine gelmiş amına koydum maliye yine gelmiş Kafasına fırlatacağım da ölmüyor Bu nasıl yakalıyım? Bunu al aşağı edemiyor muyum? Bak hele nasıl kaçıyor Lan kitapsız insafsız hele gel buraya gel Ben bu serseri yakalarım sen amına koyarım lan Şerefsizin çocuğu Başka işin mi yok sen koca çölde geliyorsun geliyorsun beni buluyorsun Zar zor geçiniyor zaten bir de bununla oynuyor. Çalar çocukla uğraşacağız. Bu darbuka tam senin götüne girecek. İzle çocuğum. Oo tam kafaya dedi. Kaçma kaçma. Ben seni daha kovalarım ki oğlum bu serser. Sen... Nereye gitti o çocuk? Ya hep burada bir yerde kayboluyor ya. Ya bir dakika ben ilk önce o karıyı düzeltem de o nerededir ya? Sabahtandır el orada yani yatmış ya. Ben de bir yerde halkıma hizmet etmek zorundayım ha. Kadını nasıl yatırdıysak öyle düzelteceğiz yani. Arabasını. Dur 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 be delikanlı. Nerede o hanımefendi? Aa, bak bak. Kadın iki saattir oradan çıkmaya çalışıyor. Bir Allah'ın kulu yardım etmiyor. Dur ben şimdi kepçemle onu düzeltirim dur. Evet hayırlısıyla bu işi yapacağım gibi. Ya ben böyle oyunu amına koyayım. Bu, bu ne lan? Kepçe 20 takla attı. Rezil oldum amına koyayım? Bu muydu yani? Evet onu kurtarmaya giderken galiba ben de sıkıştım. Hayır ben böyle oy oyunun ırzını sikeyim ırzını. Ulan içsene şu kadını. İt 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 it. Yo hele bak hele bak. Oh, oh, oh. O zaman bir de ters taraftan itmeyi deneyeceğim. Hah, düzelecek inşallah. Dur dur dur. Ters tarafta itiyorum diye düzelmiyor ha. Düzelteceğim inşallah. Son bir de buradan deneyelim. Oldu oldu olmadı olmadı. Aha, aha arabayı yerinde oynatabildik. Hayırlısıyla ben bu kadını sağ salim göndereceğim ya. Akşam oldu bugün hiç iş yapamadım ha. Bakın ben müşterime verdim değeri. 12 uğraşıyorum bu saatte ha. Arkadaşlar olmuyor olmuyor. Ters döndü orada da durdu. Benim yapabileceğim bir olay yok ha. La bak karıya bakıyor arkadan. Lan ne tür bir sapıksın. Bu oyunda insanları dövmen bir yolu yok mu? Karıya bakıyor arkadan ha. Dur 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 ben bu adamı bir vuram. <laughs> Kafasına hem de atam. Sapık terbiyesiz. Gitmiyor daha bak hala bak. Bu darbuka tam sen götüne girecek koçum. Şöyle. Kalabalık yapma abla hadi. Hadi bana teşekkür etme istemez ya. Öf. Ablacım arkanda bir sapak var dikkatli ol. Hadi hadi kolay gelsin. Bak hele. Nasıl İbna'ya bak. Hiç bilmemez yatıyor. Ya sen ne korna basıyorsun? Amına kodum gelmiyorsak işimiz var demek. Ha sen de elin kolun tutuyor. Buran mı? Evet. Valla 10 liralık mazot alacak ben yaptığım muameleye bak. Ula batma bak korneye dolduruyorum ya zaten. Ya da herhalde şu kadın korneye basıyor. Ya gülüm Vallahi ben yapabileceğim bir şey yok ha. Çekici mi çağıram? Ama ben zaten yeterince çekiciyim. Niye ben bunu bir türlü düzeltemeyim? git artık yeter. Hayır hayır hiçbir şekilde şu kadın buradan kurtulamaz. Ömür boyu beraberiz seninle. Bura benim depommuş ha. Görüyor musunuz? Ben bir de dükkanımın deposu varmış. Depomuzu ilk bizden temizlememizi istiyor. At dışarı at. Aynen böyle yerleştir. Bu oyunda da çok ıvır zıvır var. Orasını birazcık sevmedim. Hemen hızlıca atalım. Saman dedin de yani doğal bir şeydir. O yüzden doğaya atarsak bir şey olmaz. Şimdi herkes diyor ya doğayı kirletmeyip temiz tutalım. Tamam eyvallah ama şimdi bu plastik de doğadan yapılmıyor mu? Doğada bir maddeden yapılıyor. E tekrar doğaya atınca bir şey olmaz ki. <laughs> hmm. Hızımı alıp bunu ele gireceğim. Bir dakika. Var ya. İnsanlar bana ne çile çektiriyor arkadaş. Bir bitmedi ya. Ulan buradan son hız gideceğim. Hadi bismillah. Ser çarparsan bence bu ser yerinde oynar. Oynar. Oynar değil mi? Asbinallah. Bir de yandan ser çarpalım hele. Ha, bizim bu çektiğimiz de çiledir ha. Tam iki gündür orada korunuş. Ali benim sinirimi bozdu ya. Bas 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 bas. Bu ser bu sefer inşallah hayırlısıyla çıkacak. Tüm arabaları ve müşterileri sıfırlayacaktır. Onayla. Evet arabaları ve müşterileri sıfırlayacağım. Oh be. Arkadaşlar bir uzaylı çağırdım. O karı böyle düzeldi. Niye diye sormayın. O karıyı düzeltmenin bir yolunu buldum. Bir uzaylı arabası çağırdım. Onu götürdü. Bu oyunun bir saçmalı olarak düşünün. Çok da şey yapmayın kepçi evet evet. Allah'ıma şükür o uzaylılar geldi de beni yukarıdan kurtardı artık bunu alıma girmiştim ha. Neyse dolduralım artık şu paketleri. Sipariş etmiştik ya. Tamam bunları böyle güzelce doldur. Lan düşmeyin. Burayı da dolduralım. Ürün satacağız mecbur. Çöplerini de böyle hayırlısıyla artık bir adam olsalar ben başka bir şey istemiyorum. Hayır bir de çöplerini şey yapmazlar mı? Geliyorlar atıyorlar ya benim zor mu gidiyor? Ya ben ne koyayım sen istersen multi milyoner ol. Sendeki o yamuk kafoldu bu sürece. Kimsen arabana biner amcık. Evet. Siktirin gidin lütfen. Şimdi bir de bu müşteriler bize puan verebiliyormuş. Aynı yani internet kafe simülatördeki gibi. O yüzden kendi şeyime tuvalet de satın alacağım istasyonuma tuvalet de satın alacağım da nerede alınıyor onu bilmiyorum. E, tuvaleti satın alıyorum. Artık bir tuvaletimiz de var. Müşterilerimiz tuvalete gidip rahatlıkla sıçabilecek. Böylece bize olumlu puan verecek. Şu an benim tuvaletim nerede? Bu mu benim tuvaletim? vah tuvaleti de açmışım ha. Bir buçuk dolar. Geliyorsunuz. Bir küçük demeden bir buçuk dolar ediyorsunuz. Burada doyasıya sıçabilirsiniz arkadaşlar. El yıkama yeri. Sabun yok. Su da akmıyor. Ama bir şey olmaz. Ne yapacağız? Burada toprakla işimizi halledeceğiz. Evet ele. Ne yapacağım şimdi? oha 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 kum fırtınası gelmiş. Çöpleri de boşaltmanın zamanı geldi ya. Öncelikle ben bu dükkanımı bir düzene sokacağım. Bir bekleyin hele bu boş rafları işe yaramayan tık ve tıkları hepsini atalım. Evet. Ne kaldı? Bu dolap ne? Kim kullanır bu dolabı amına çölde? Su vermiyorlar, dolap veriyorlar habire. başka ne var? bilgisayar masası, kitap, tık ve tık işte biz bunlara kısaca tıttık diyebiliriz arkadaşlar. Sizin kelime dağarcığınızı da yükseltmeye çalışacağım çünkü tıttık tık ve tık şeylere denir, önemsiz eşyalara tık tık denir. Dükkanımı birazcık temizledim bir de bana bir süpürge lazım. ha <laughs> Tuvaleti süpürmemi istiyor bir de benden. Hala bak çamurlu ayaklarıyla tuvalete gitmiş ve Oha amına kodumun kutsaydın Tövbe bismillah. Böyle güzel bir hanımefendi nasıl böyle bir bok sıçabilir? Hala gel buraya gel. Allah rızası için o senden mi çıktı? Bak midemi bulandırdın. Elimi de, elini de yıkamadın. Şu an senden öyle bir gıcık kaptım ki. Güzelim bayan çıktı buradan. Oğlum bu bok Milan. lan? Çöl yılanı gibi oğlum. Bu ne lan? Uf uf. Kadın fena sıçmış arkadaşlar. Çöpü tuvalete ata. Hayır madem buraya sıçtın niye bir de içeri gittin? Dükkanımı da boyamanın zamanı geldi. Müşteriler biraz beklesin artık Kemi düzene sokmak istiyorum ya. Hangi renk yapayım? Beyaz olmasın ya biraz bu tonda bir şey yapacağım. Evet sıçratmamam gerek. Boyacıyım lan ben. Bundan sonra her işi yaparım. Boya da yaparım. Tuvaletçilik de yaparım. Marketçilik de yaparım. Pompacılık da yaparım. Yeter ki para kazanayım. Bu renk güzel durdu mu ya? Neyse bir süre idare edelim artık. Boyadık gitti. Evet gayet güzel boyadık gördüğünüz gibi içerisi bir ferah oldu. Şu çatıyı da değiştireceğiz herhalde ileride. Ama şimdilik bir şey olmaz. Müşterilerimizle ilgilenelim buyurun. Ne, ne yiyeceksiniz bugün paşam? Ooo abur cubur. Zaten başka ürün yok ki ben niye şaşırıyorsam mahsuzdan şaşırayım. Ne kadar da iyi ürünler seçmişsiniz ayol. Eyvallah kendine iyi bak kardeşim nice. İkiniz, i̇kiz misiniz amına koyayım sapıkları? Ay bu kadın tuvaletten çıkarken elini yıkamayan kadın değil mi? Ben bunun parasını almam. Ya da bununla tokalaşmadan bir şey yapmam lazım. Ürünü iade etmem lazım. Dur dur. Yo, para vermenize gerek yok. Bu parayı kabul etmiyorum. İkramımız olsun. Hadi. Sen git sıç. Elini yıkama. Bir dakika. O kamyonet gelmiş. Bu bayan mazot ister ha. Nerede o kamy kamyoncunun bir tipine bakam? La sen misin kamyoncu? Sen ne biçim kamyoncusun? Sen gibi bir Kamyoncuya can kurbanla. Sağlamdır. Hadi hayırlı yolculuklar güle güle kendinize iyi bakın. Abla tam olarak sen kamyoncu musun gerçekten? Ben merak ettim valla. Her zaman kamyoncu kadınlara bayılmışımdır. Biz burayı boyadık ama tuvaleti boyamadık. Tuvaleti de bir boyayalım. Arkadaşlar tuvaleti de boyuyorum ama bu sefer beyaza boyayacağım. Bari tuvalet biraz açık renkte olsun kimin ne sıçtığı o apaçık ortaya çıksın. Bir keresinde ben bir kitap okumuştum. Ee, kitapta bir ev hanımı kocasını boyacıyla aldatıyordu. Gerçekten çok duygusaldı. Kitabın ismi de Boyacı ve Büyük Yarra. Tamamdır. Hem tuvaletim şu an güzel duruyor. Hem de iş yerim güzel duruyor. Tabi bu da bitmedi. Ben bu raflarımı komple böyle dizeceğim tek sıra halinde. Fırsat gelmiyor ki. Ele bir etrafı dağıtıyorlar ki. Fırsat insana gelmiyor. Bu arada benim depomda yakıt kalmadı ha. Bu hiç iyi bir şey değil. Yakıt sipariş vermem lazım. Evet. Ne oldu? Ne bulamadın da elavis suratına asık gidiyorsun. Ulan yemin şu ana kadar oyunda gördüm belki de en güzel kadın. Allah rızası için ne bulamadın? Yok lokay güzel değilmiş. Neye bakmıştın? Aa soda yok. Siktir git lan gerizekalı. oradan görmüyor musun bir de geliyorsun bakıyorsun Ben daha müşteri memnuniyeti kazanmak için ne yapayım bilmiyorum ki Bela domalayayım mı isterseniz müşteri memnuniyeti kazanmak için bilmiyorum daha ne yapayım hadi işinizi görün Tövbe estağfurullah Herkese iyi davranıyorum kimsenin kalbini kırmıyorum kimse bu olumlu puan vermiyor Gerçi şunun için olabilir ha ürün yok ya geliyorlar eli boş deniyorlar Hemen bir ürün sipariş edeyim Gel abi gel 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 benim yakıtım bitmek üzereydi valla tam zamanda yetiştin ha Bağla şu boruyu. Bir de biraz hızlı iş yap. Allah seni kahretsin. Bir de bana bakıyor, Maksdan sohbet ediyor. Hadi hadi, seni mi bekleyeceğim? He, tamam. Şimdi çevirelim vanayı. Vanadan ne güzel çevrildi. İle çevirəsim geldi birazdan. Ambiguvantazim vana çevirmək. Şu işler yolunda gidiyor. Boyadım dükkanımı. Ondan sonra mazot depomu bir gene biraz doldurdum. Hoşça kalın polis bey. Yo e orada bir çocuk var. O çocuğu tutarsanız gerçekten ateş etmenizi rica ediyorum. Bak ciddi anlamda öldürmek için ateş ederseniz çok iyi olur. Çünkü sürekli duvarlarımı boyuyor. Hayırdır amına koyayım. Bana iş mi koyuyorsun gözlük tamız. Zeydio gözlük takınca ben onunla yatacağım ha. Ela Zeydio. Ha 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 hadi. Eyvallah yani bak. Sen ne istiyorsun Oh cool. nice. Nice. Siz neden böyle bir güneşte bekliyorsunuz? Girsenize içeri biraz soluklanın. Size biraz içecek ikram edeyim isterseniz. Tamamen kendi cebimden karşılayacağım. Çok güzelsiniz ya. Sizin gibi harika müşterilerim olduğu için çok şanslıyım. Great. Alright. Nice nice. Herkese iyi davranık. Bu popülerlik ne zaman artacak? Dükkanımın dışını da boyayacağım bir güzel. Hangi renkte yapsam? Şu renkten mi şu renkte mi? Bu çok boğar la dükkanı o yüzden bu renkte yapacağım. Çöpünü de ne güzel çöp atıyor. Herkes sen kadar duyarlı olsa temiz olsa benden ne isterim? Kurbani kurbani. Bak içeceğini alıyor sonra. Aa bulamadın mı? Evet saygılı bir şekilde git. Hakaret etmeden git. O şerefsizin buraya çizdiği resme bak. Şeytan mı çizmiş? Kedi mi çizmiş belli değil. Lan ha. Oo daha köşeleri de boyamak lazımmış. Ölme şeyim yaz gelsin. Ben dedim niye böyle güzel durmadı? Hiçbir köşeyi boyamadım ki daha ben. Oo. Ben bitmişim oğlum ağlayanım yok. Tamamdır. Dükkanın dış tarafı da bittiğine göre işimize devam edebilirim. Pompalamaya. Pompalamasyon gece gündüz. <laughs> Mazot doldurma sesi bana huzur veriyor. Bir de para getiriyor ya. Akşama kadar bunu usanmadan yaparım. Bir de biraz da müşterilere ilgili olmak lazım hele. Ay tamam pompalıyorum demek normal. Bir yeriniz mi arıyor hanımefendi? Ben sabahtan görüyorum. Ben sertenizi böyle yapıyorsunuz. En yani ihtiyacınız varsa içeride ilaç verebilirim. Evet içeride ilaç yok ama belki de evet. O. İş yaptım böyle dükkanımı filan boyadım biraz temizledim ya. Dükkanım level atladı. Popülerlik attı. Vay be. Güzel oldu işte bu. Benim hoşuma gider. Şimdi de size bir sürprizim var arkadaşlar. Şimdi içeride bir müşteri var. Kasanın başında bekliyor. Ben de o sırada ne yapacağım? Tabii ki hırkızlık yapacağım. Şu maymuncuğu var ya. Bunu açmakta kullanacağız. Hadi bismillah. Bakalım açabilecek miyim? Gerçekten çok önemli bir iş. Şu maymuncuğu bir kullanmayı öğrenemedim. Gitti ya. Açtım mı? Açamadım. Ha siktir amına koyayım. Şimdi kadın uyanacak ha. Dur dur dur. Saklanam ne? Nereye saklanam amına koyayım? Hırkızın bu olduğunu anlar. Ya hanımefendi hırsızı ta ha, şu tarafa doğru kaçtılar. Ben kovaladım canımı feda ettim sizin için. Ölürüm ölürüm. O neydi ya? Gerçekten cana geleceğine mala gelsin. Zor kurtardım ha minibüsünüzü ya. Hırkızlık yapamazsan bel olur işte aman Bir tane de kendime atölye satın aldım. Bu atölyede araba tamiri yapabileceğiz. Bazı arabaların hani lastikleri filan kırılıyor yani. Lastik kırılmaz aman koyayım. Patlar ya. Lastikleri patlıyor ya onları tamir etmek için ele bir yer açtım. Gelişiyoruz lan. Ama neresi? Burası aralda. Evet evet. Göte sıkışı olursa buraya aracını koyacak. Ben lastiğini değiştireceğim. Yakıtını koyacağım. Siktir olup gidecek. ve Ben bir ton para kazanacağım bu işten. Burada oraya basket atabilir miyim? Bir dakika. Ulan ucundan döndü ama koyayım. Olur da birinin götü sıkışırsa gelsin. Ha bak 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 bak. Bu abimize ne olmuş? Hiçbir şey de olmamış. Gel abim gel. Sanki sen tekerin rahat gitmiyor. Gel atölyeye gel. He, araba önü atlayan mı ne? Evet arabası patladı. Şimdi atölyeye gelirse iyi olur bizim için. Şimdi kime alkol ürünleri satabileceğim bir şey satın alıyorum. Stant. Bunu da dükkanıma yerleştireyim mice büyüsün. Bakın raflar. Heh, şu var ya şu. Baya da büyüktür ha. Nereye yerleştireyim bu alkol standını? Millet gelsin burada sarhoş sarhoş içsin siktir olup gitsin. Evet buraya. Ama güzel durmadı bir dakika bir dakika. Artık alkol de satıyoruz. Dükkanımı biraz da olsa büyüttüm. Gene çocuk sesi geldi. Gene çocuk sesi geldi. Ama ben bunu öldürmek istiyorum. Bu, nasıl öldüreceğim ben bunu ya? Ben bunu kepçeyle kovalasam olmaz mı? Hele bir dur. Bir dur 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 kepçe. Kaçma. Nereye gidiyor? Evet inşallah bu sefer onu yazacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ula dön dön sen dönene Ne kadar çocuk kaçtı. Ebesinin amına gitti ya. O çocuğu kepçeyle yazmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Nerede o? Nerede o? Ya var ya beni de masrafa sokuyorsun ya. Allah da senin belanı versin çocuk. Öyle de hızlı kaçıyor. Kepçe bile yetişemiyor. Arkadaşlar. Çocuk buraya kuş çizmiş. Tamam bunda sıkıntı yok. Hadi eyvallah. E peki orospu çocuğu buraya ne çizmiş? Buraya da uçan yarrak çizmiş. Hem de taşakları da kıllı. Allah bu çocuğun belasını versin. Var ya beni uğraştırıyor. Bir de benimle taşak geçiyor. Ya arkadaş. Ne sıkıntılı bir oyundur bu ya. Uçan yarrak ne demek hamile. insan? götüne kaçar lan. I see who you are. Kuzey enemy, lo enemy, kuzey enemy, I see who you are. kuzey enemy, bir kat denemez, I see who you are. Bunun neyi var bakalım arabasının. İki tane tekeri yarrağı yemiş bunun arabası. Ee, sağ kapıda çizik var, aynası kırılmış. Sen sonra da gidersin bunu hatasız diye satarsın ha. Arasbağ. Şimdi bunu bir güzel tamir edelim. Kapı, çizikleri götürək. Evet, evet, çizikleri çok iyi götürdüm. Tekerler kaldı, iki tane teker ver bana abi. Bir tane sola, bir tane sağa takam. <laughs> Tamir işlerinden çok iyi anlıyorum ya. Şu tamircilikte de feci iş varmış ha. Çıkar. Evet. Yeni tekeri tak. Aynı. <laughs> Eskisinden daha sağlam oldu. Zaten eskisi sağlam olsa bu gelmezdiniz. Ne burnunu karıştırma la pislik. Sen nasıl becerdin iki tekeri de aynı gün patlattın la? Geri zekalı. Allah'tan diz yoldur ha. Haydi sen böyle patikal eder yok. Tamam bir tekeri daha taktık. Son neresi kaldı? Bir de aynası kaldı. Ayna nerede ya? He <laughs> Ver şu aynayı. Takak bak kırmış ha. Nasıl beceriyorsun şu aynayı kırmayı arkadaş? Tamamdır ablacım her şeyi tamamladım 370 dolarını da aldım Hadi kendine iyi bak Bir daha görüşmek üzere siktir git hadi Bir daha görüşmek üzere nedir amına koyma Adam tamire geliyor yani inşallah gazi edersin gibi bir şey dedim ona Ya bunlar bunlar ne yapıyor bunlar toz mu içeri koyuyor öyle bilerek Bu balığın burada ne işi var amına koyayım ya Çölde balığın ne işi var ve benim dükkanımda? götüren mi soktun? götüren mi düştü şu balık? Ya var ya şaşırmıyorum artık hiçbir şey ya. Ben bir özgür balığım denizlerde yüzerim. Bakın arkadaşlar balığı buna değdirince kaçıyor. Madem götünden balık düşüyor al bu balığı geri sok. Şerefsiz. Balık hazır. Nişan al. Ateş. Bu balık bende şimdilik kalsın. Bir de o dükkanı boyamaya gelen o velet gelirse bu balığı ona vuracağım. Hop! Göster bana göster. Hepinizi yakıtlayacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Memur bey sen de geliyorsun geliyorsun alkol alıyorsun ha. Ne biçim devlet memurusun? Görev başında alkol mu alınır? Dükkanıma geyik boynuzları yerleştiriyorum arkadaşlar. Biraz güzel dursun diye. Bir tane daha kaldı. Üç tane sipariş etmiştim. E ne zeydiniz? Ben dekorda anlamam mı zannettiniz? Şu balık da benim dükkanımın sembolü olarak nerede kalsın? Şurada kalsın ya. Yaşamını burada sürdürsün. Sen ne istiyorsun oğlum? Oo bir aha kimle buluşuyoruz? Beni de yanınıza alsanız Allah'ını. Hadi la birlikte bir içecek. Sonrasını doğal akışına bırakalım. Anladın mı? Lütfen la. Ula hadi la burada önde eğilirim la. Hadi hadi. Şaka yaptım ben güzelim. Oğlum ben benzinciyim. Ben üstü açık araba alamıyorum. Siz nasıl alıyorsunuz ha? Ne iş yapıyorsunuz çölde? Yani benden başka kimse de yok ki böyle çıkıp bakayım yola. O ileride şehir var galiba. Dubai gibi bir yer ha. Ama ne ben burada tek başıma ne yapıyorum ya. Tüh. Şimdi anladım ha. Hala bir otobana çıkayım. İnşallah otoban orospusu damgası yemeyiz. Beyefendi sadece meraktan çıktım otobana. Lütfen çarpmayın. Ba duruyor ha. Hem de akıllılar. Üstüne basınca ne oluyor arabanın? Bir şey olmuyor. Aa arabanın üstünde gidiyorum şu an. Şu an atlasam ölür müyüm merak da etmiyor değilim. Zaten geldi geldi benim dükkanıma girdi. Hmm. Çok güzel. İleride belki şehire gitmek de nasip olur bize. Tamam abicim tamam. Zorla müşteri çekiyorum ya. Dükkanı bitmem için ne lazım? Şu an yakıt değil de. Raf almam lazım raf. Sigara rafı. Satın al. Dondurma rafı. Vay vay vay. Büyük dondurma standı. Satın al. İyi 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 oldu bak. Bunlar dükkanıma gelirse ben iyi iş yaparım. Bir sürü raf satın aldım. Bunları bir güzel dizelim. Büyük dondurma standı. Dondurma nerede olur? Her zaman dükkan dışında olur değil mi? E tam bunda dükkan dışında olmuyormuş. Bu da oyun olduğu için. Dükkan dışına koyamıyormuşuz dondurmayı. Bel olsun o zaman dükkan girişinde olsun. Oh, mis gibi dondurmaları buraya koyarım. Yaz sıcağında yala yala bitmez. Başka ne var? Bu büyük rafımı da koyayım hemen buraya. Sigara standı. Sigara standı nerede olur la? Nereye koyarlar? Öyle küçük duvara falan mı asılır? Ha, sigara standı da burada olurmuş. Tamam. La 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 vay delikanlı gönlüme vay sen bu kurşunu yine mi yedin mazotun kokusunu seviyor musunuz sevilmez mi be işte ben mazot gibi kokarım hanımefendi benimle evlenirseniz 7 24 mazot kokan bir sevgiliniz olacak bu fırsatı nasıl kaçırırsın yeni raflara da ürün yerleştireyim ben bu bölümü burada bitireyim bayağı iş yaptım bir dakika bekleyin abiler ablalar teslimat ürünler ne yapalım? Alkol dondurma sipariş edelim önce. Sepete ekle. sepete ekle. Evet aynen böyle. Sigara. Salı acayip zararlı olabilir ama kaliteli kalitesiz fark etmek sizin isteyelim. Başka meşrubatlar. Al 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 al. Ne bulduysan. O ürünleri doldurmanın zamanı geldi. Ama önce bu yerleri bir silelim ya. Arkadaş silim silmin bir şey yok. Silim silmin bir şey yok. Ya gerçekten çok zor bir meslek ha. Çölde iş mi yapılır lan? Sıcaktır, kumdur, karı yok, kız yok. Herkes geliyor beni kullanıyor. Bir tane kız geldi ayda yılda bir. Zeytin bana yüz verdi. Kol gibi sıçtı gitti. Zoruma gidiyor biliyor musunuz? Ele kirli ayaklarla gelip burada alışveriş yapmanız zoruma gidiyor. Paranın her şeyi satın alabileceğine inanıyorsunuz siz. Hmm, ama evet para neredeyse her şeyi satın alır. Tuvalete gidecek. Müşterinin özelidir bakmıyorum. Ama acaba bu da mı yere sıçacak merak ediyorum. Tuvalet böyle bir yer miymiş lan? Bakayım bu kadın ellerini yıkayacak mı? Memnun oldu. Bak neyse nice yazıyor tuvalette. Evet. Ellerini. Allah seni kahretsin. Bir de ellerini yıkasaydım ben de sana nice diyecektim. Kirli ellerle gidiyor direksiyon tutuyor. Oy. Hmm, sigara kutusuna sigaraları yerleştirelim. Dükkan biraz dolu olsun ya. Oh bele ne alan memleket. Dükkanımı bayağı bir geliştirdim arkadaşlar. Boya yaptım. Dış tarafı boyadım. O piç uçan yarak resmi çizmişti. Onu sildim. Ondan sonra yeni raflar, yeni ürünler aldım. Bu bölüm başka ne yaptık? Ee, şey. Yan tarafta bir iş yeri daha açtık. Bunun ismi nedir lan? Sanayi açtık işte. Baya baya kemi geliştirdim bu bölüm. Her neyse bu bölümü burada bitirelim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Balık yiyin mi?